47. gün enkazımızdan çıkan bu bir mucize. Allah'ın bir takdiriyle ise bu bizim bir mucizemiz. Hiç satmayı, kesmeyi de düşünmüyoruz. Yani bu artık bizim bir kızımız oldu. Kendimize ait canımız bu. İsim var mı bunun? İsmi Kınalı diyoruz. Kınalı. Ne zaman çıkarıldı bu? Dün saat 9.30 oldu. Depremden 47 gün sonra dün itibarıyla evimizin enkazını kaldırıyorlardı. Evin en son temeline gelmiştik. Evin kaldırırken operatör betonu kaldırmasıyla keçe ayaklandı. Gözlerimize inanamadık, şaşırdık o an heyecanla. Kendimizi kepçenin önüne attık vurdurmak için. Keçeyi aldık, operatör de şaştı. Bayağı bir heyecanlandık. Yani canımızdan kıymetliymiş. Allah'ın takdiri layısıymış. Öldürmeyen Allah öldürmüyor. Hiçbir yeme içme için yanında bir şey yoktu. Bir mucize olsa deyin gerek yani. Peki, keçenin sesi geliyor mu? Hiç herhangi bir ses, seda yoktu. Bir şey yoktu. Biz de anlamadık. Yani çıktı hala ses yapmıyor. Sadece sağını solunu dinliyor. Korkmuştu. Ayakları falan titriyordu. 47 gün boyunca bu şekilde kalmasını nereye bağlıyorsunuz? Normalde kalabilir mi 47 gün? 47 gün kalamaz yani, susuz, su hiçbir yok. Yani belki ufak tefek yanına saman dökülmüştür belki de. Yani susuz falan, Allah'ın takdiri ilahisi. Allah'ı öldürmeyin, Allah, Cenab-ı Allah öldürmüyor. Yani bir kez de Allah'ın şeyine şehadet olduk. Biz çıkarken yıkılıyordu. Böyle yatayla doğuya yatıyordu binanın ucu. Buraya geldi zaten toz getirdi. Zarla yağmur da karışık yağıyordu hala o saatte. Yok şükür bir can kaybı. Yok şükür, yok şükür. Aramayacak. Gözlerimizi tutamadık. Farklı bir duyguydu. Hala daha inanamıyorum yani, ben gördüğüm kendi canımızdan bir kıymetli bir farkı yokmuş, ona bir kez daha anladık. Allah'ın takdiri ilahisine inanmamız lazım. Bu Kınalı ne kadarlık? Kınalı bir yaşında. Bir yaşından falan. Bayağı göçük altından kaldığından dolayı çökmüş, yıpranmış. Zayıflamış mı? Biraz zayıflamış. O ölene kadar, ömrü sonuna kadar yaşayacak. Kesmeyi düşünmüyorsunuz? Hayır. Mahallesine, sokağına